Son dakika haberi 24 saat. Adalet Bakanı Sessions, BBA baş denetçisi Michael Horowi tarafından yürütülen ilk soruşturmanın sonucuna göre McCabe'in kurumla ilişiğini kestiklerini duyurdu. Özellikle Rusya soruşturmasında 2016 yılında etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından birçok kez eleştirilmişti. Horowi'nin raporunda, az da gerekçe olarak McCabe'nin Clinton Vakfı soruşturmasında oynadığı role işaret ediliyor. McCabe'nin bazı FBI yetkililerini Wall Street Journal'a konuşmaları için teşvik ettiği, sonra da bu konuda müfettişleri yanılttığı öne sürülüyor. McCabe emeklilik hakkı kazanabilmek için 50. yaşını bekliyordu. Kovulduğu için bugün hak edeceği emeklilik haklarından yararlanamayacak. Trump memnun Trump konuya ilişkin tweetinde, McCabe kovuldu, FBI'nin çalışkan erkek ve kadınları için muhteşem bir gün, demokrasi için muhteşem bir gün. Kibirli James Comey onun patronuydu ve McCabe'yi koro üyesi oğlana benzetmişti. FBI'nin en yüksek kademelerindeki yolsuzluk ve yalanların hepsini biliyordu, dedi. Comey ise yanıtında, Sayın Başkan, Amerikan halkı pek yakında hikayemi duyacak. Ve kimin onurlu, kimin onursuz olduğuna karar verecek, yazdı. MULLR ile SAVUNDUSAUCLAMALARA sert tepki gösteren Andrei McCabe, Trump'ın seçim kampanyası ile Rusya bağlantısını soruşturan Kongre özel savcısı Robert Mueller'in çalışmasına dikkat çekerek, bu yönetimin FBI'ya ve bugüne kadar devam eden özel savcı soruşturması çabalarına karşı süregiden savaşının bir parçasıdır. Bu kampanyadaki ısrarları yalnızca özel savcının çalışmasının öneminin altını çizmeye hizmet eder, dedi. FBI Başkanı James Comey de, 9 Mayıs 2017'de Trump tarafından azledilmiş yerine Christopher Wray atanmıştı.